Şöyle, yani ne söylüyor anketler ve anketler arasındaki bu farklılığın sebebi ne? Biraz da onu sorayım. Ve sizin anketinizde dikkatimi çeken İYİ Parti'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin gerisinde olduğu bir durum var. İşte bir bakıyorsunuz başka bir ankette, yani neredeyse hani 1 puan, 2 puan, 3 puan, 4 puan, 5 puan değil. Yani 9 puan fark var. Ne yapıyorsunuz? Nasıl bir fotoğraf bu? Buyurun. Yani sonuçta hepimiz bu ülkenin işte eğilimlerini bir örneklem dahilinde ölçmeye çalışıyoruz. Kimimiz işte 2000 kişiyle bunu yapmaya çalışıyor, kimimiz 1500 kişiyle, kimisi daha geniş bir örneklem çapıyla bunu ölçmeye çalışıyor. Evren aynı evren. Belki illerin seçimi farklı olabilir ama şunu da unutmamak gerekir. Hatırlanacağı üzere 2018 seçimleri öncesi İYİ Parti %18, 16 hatta 22 gösterenler vardı. Biz o zaman 8-9 buluyorduk. Ve yine İstanbul'da o stüdyoda olabilir. Fatih Altaylı'nın konuydu. Fatih Altaylı dedi şu kişi 22 buluyor, 16 buluyor. Sizde niye bu kadar düşük dedi. Dedim herkes kendine göre bir örnekten belirliyor. İşte kimin nerede nasıl yaptığını bilemeyiz. Ancak bizim örneklemimize göre bulduğumuz rakam bu dedik. Netice itibariyle 2018'de İYİ Parti'nin aldığı oy ortada. Diğer taraftan MHP ile ilgili hep spekülasyon yapılıyor. MHP efendim %5, 6, 4 diyenler bile var. Yani MHP'nin ben çıkardım. Mesela 1969'dan beri seçim sonuçlarını ilk seçimden beri görüyoruz. Mesela 90'dan sonra MHP hiçbir zaman 8'in altına, 8,5'un altına, 8,2'nin altına inmemiş. Bir tabanı var uzun yıllardır, bir siyasal anlamda bir taban tutturmuş. Ha, bunların bir kısmı İYİ Parti'ye gitti mi? Gitti, doğru. Ama ondan sonraki süreçte de nitekim biz 2018'deki seçimlerde de MHP'yi de en iyi bulanlardan birisiyiz. Yani sonuçta MHP ile ilgili bu spekülasyonların da çok tartışılabilir olduğunu söyleyebilirim. Ama sonuçta en iyi anket sandıktan çıkıyor. Ben orada Can Selçuk'un da anketlerine ve şeylerine, duruşuna, siyasi etik ve ahlakına da güvenirim. Yine güvendiklerim de var. Bazen hata olabilir anketlerde. Bu bir puandır, iki puandır. Bazen hata yaparsınız, örneklemi yanlış yaparsınız, kontrolü iyi yapamazsınız. Bu daha da yükselebilir. Ama netice itibariyle 3 aşağı 5 yukarı rakamlar birbirine yakın olması gerekir ya da beklenir. Az önceki söylediğiniz üzere 9 puanlık farkı da benim izah edebilmem mümkün değil. Sonuçta bizim ölçtüklerimizde İYİ Parti en yüksek. Biz işte 2017'den beri, yeni parti ihtiyacından beri ben Sayın Akşener'i soruyorum. O zaman bir hareket başlattıklarından beri. Hı hı. 2018'den beri de partileşme sürecinin itibariyle de sürekli her ay yapıyoruz Türkiye'nin nabız araştırmasını. Orada da soruyoruz. Sonuç itibariyle 12'nin üzerinde neredeyse hiç bulmadık biz. Dönemsel olarak dediğim gibi bunlar değişebilir. Sonuç itibariyle Türkiye'de şöyle bir gerçeklik de var. Siyasal anlamda bir parti birdenbire bir çıkış yapabilir. Merkez partiler böyle olmuştur. 1950'deki Demokrat Parti böyledir. 60'tan sonraki siyaset sahnesine çıkan Adalet Partisi böyledir. 80'den sonra Anavatan Partisi böyledir. 2000'den sonra Adalet ve Kalkınma Partisi böyledir. Birdenbire bir çıkış yapmıştır. Ancak böyle yavaş yavaş bir ivmeyle ortaya çıkan, yükselen, iki kat bir puana ulaşan bir parti de neredeyse yok. Cumhuriyet Halk Partisi tabanında mesela şu an itibariyle %24, 25, 26 oralarda bir yerde sıkışmış durumda. Muhalefet kanadı da zaten bu sıkışmışlık sebebiyle İYİ Parti'ye belli bir alan çünkü açıldı. O orada siyaset yapıyor. Saadet Partisi başka bir anlamda orayı yakalamaya çalışıyor. Bu muhalefet bloku da
O yüzden bir ittifak içerisindeler. Belli ölçüde de bir taban tutturmuş durumdalar. Ama anketlerin farklı olması da ancak sandıkta karşılaştırıldığı zaman neden böyle olduğu, neden olmadığı ya da kim başarılı olduğu o zaman çıkacak herhalde. Sizde ne kaç çıkıyordu İYİ Parti en son mesela? Eylül 2021 İYİ Parti 10 çıkmıştı yanılmıyorsun. Can Bey'e sordum. Hemen geleceğim size. Size devam edeceğim. Merak ettim sadece. 15.7 çıktı. 15.7. Eylül 2021 Türkiye raporu anketinde. Eylül'de. Dediğim gibi kim anketini tamamladık ama programa yetişmedi maalesef. Ama şöyle bir baktım sonuçlara. Çok farklı bir yerde olmadığını da gördüm. Hani aşağı yukarı o civarda çıkacak gibi gözüküyor. Sizde de. Öyle gözüküyor evet. Ya bu mesela sokakta çok konuşulan bir şey. Hilmi Taşdemir. O yüzden sordum size. Yani İYİ Parti'nin bir yükselişte olduğu veya işte hatta merkez sağda bir yeri tuttuğu veya yeniden işte konumlandığı bu çok konuşuluyor. O yüzden ben biraz şaşırtıcı buldum. Mevcut sistemde baraj altı sizin anketinizde 9.9 çıkmış. Yani bu 9.9 10 kabul edilebilir. Yani sonuç itibariyle 11-12 bulduğumuzda oluyor. Evet. Ama sembolik olarak önemli yani 10 değil yani 9.9. O yüzden doğru. O sınırda zaten barajda düşecek. Peki şimdi Sayın Babacan araştırmalara ve sahaya fiilen baktığımızda bir sonraki seçimlerde Sayın Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın tekrar seçilmeleri oldukça zor görünüyor. Bir sonraki seçimde işleri zor. Artık aday mı değiştirirler, politika mı değiştirirler, ne yaparlar? Bu tabii kendi bilecekleri işleri. Anket ve araştırmalara baktığınızda nasıl bir fotoğraf görüyorsunuz? Ne dersiniz Sayın Babacan'ın bu açıklamasına? Tabii Babacan bir süre, daha doğrusu bir parti kurmadan önce de bir makro modelinin adaylarından birisi olarak dillendiriliyordu. Ancak o dönem belki seçim birkaç ay erken alındığı için olmadı. Sonra parti kurulduktan sonraki süreçte de biz de 1,5-2 buluyorduk. Şu anda son dönemde yani ciddi anlamda şeyde yani tabanını kaybetmiş olduğunu görüyoruz. 1007, 1008'de bir önceki aydaki yapmış olduğumuz araştırmada. Nitekim bir takım çevreler Sayın Babacan'ın siyaseten bekleneni vermediği için İYİ Parti üzerinden bir pozisyon alma içerisine girdiler. Cumhurbaşkanlığı sanırım şeyde yine Babacan'ın yakın arkadaşları, dostları var AK Parti'nin içerisinde. Onlar da Babacan'ı bir dönem AK Parti'nin sonraki dönemde adayı yapmaya, hatta daha sonraki süreçte AK Parti'de bir şey olursa onunla birlikte hareket etme yönünde bir takım pozisyonları vardı. Babacan bunu da umuyor olabilir ancak burada net bir şey var ki Cumhur İttifakı'nın adayını kesin değiştirmeyeceğidir. Karşı tarafta Sayın Babacan net olarak aday olarak ortaya çıkabiliyor mu çıkamıyor mu bunu zaman gösterecek ama Millet İttifakı'nın bir aday problemi var. Ha kim aday olursa olsun neredeyse şu an %48 oyu var. %48'in altına en zayıf aday bile olsa neredeyse düşmeyecek gibi. Ama orada da şöyle bir faktör devreye giriyor. Mesela merkezden, geçmişte merkezde siyaset yapmış, merkez sağda siyaset yapmış Abdullah Gül gibi isimler tekrar gündeme gelecek olursa o zaman Muharrem İnce bir kenarda bekliyor. Çünkü bir önceki seçimde hatırı sayılır bir başarısı var. Bazıları diyor ki bu tamam geçti, CHP'den ayrıldı, ondan dolayı Sayın Muharrem İnce'nin bir karşılığı kalmadı diyorlar. Bu adayın kim olacağı netleştikten sonra ancak cevabını verebileceğimiz bir İlmi soru. Bey bir soru şu sorabilir miyim? Tamamen varsayımlar üzerine ölçümü yapıyoruz. Buyurun lütfen. Sizin araştırmalarınızda adaydan bağımsız olarak AK Parti ya da Tayyip Erdoğan karşıtlığının toplam oyu nedir sizce? Yani toplam o... Yani bu karşıtlık toplam oyun sizce %48'li... Buyurun. %48'ler civarında bir karşıtlık var. 47-48'ler civarında. Yani adam...